düzeltmelerimizi nasıl yapacağız? 2018'e kadar olan dönem olarak ama mesela 2017'nin Aralık KDV beyannamesini yine BDT üzerinden doldurup göndereceksiniz. 2016 herhangi bir tarihte ne zaman 2 sene sonra bir düzeltme mi yapmanız gerekiyor? BDP'den yapacaksınız. 2018 dönemi 2018'de sonrası olan tüm beyannamelerin düzeltmesini defter beyan sistemi üzerinden yapacaksınız. Aradaki en büyük farklardan bir tanesi de bu. Belge türlerini şöyle ayırmışlar. İşte normal satışlar, kısmi telkifat, diğer işlemler, kısmi istisna, tam istisna falan diye aynı KDV beyannamesine göre bir ayrım var. Yani veri girerken zorlanırsanız bunlara dikkat edin. İşte aynı şekilde belge türleri gelirlerde işte normal alım giderlerde normal alım satıştan ya da vesaire de gidiyor. Şimdi 300 tane gider türü var. Size bir tane de web sayfası söyleyeceğim. Oradan da yardım alabilirsiniz. Şimdi isterseniz şu sisteme girelim. Biraz sistemde size birkaç tane özelliği anlatalım. Burada alt kullanıcı diye bir tabir var. Şimdi o tabir neden açıldı? Ondan da bahsederiz. Bundan sonra kullanıcılar oradan giriş yapacaklar. Sizin normal standart kullanım yerinizden şifrelerinize, geri dersin şifrelerine giriş yapıyorsunuz. Ekran bu işte. Hepiniz de görmüşsünüzdür. Gelirler, giderler vesaire var. Şurada mükellefe ait bilgiler dediği zaman şuradaki alan geliyor. Hangi mükellefle çalışıyorsunuz, onun bilgileri otomatik açılıyor. Gelir ekle, gider ekle işlemlerinde gelir ve giderlerinizi oluşturuyorsunuz. Burada bir defter kayıt tarihi var ve belge türü tarih, belge tarihi var. Bunun için kullanacaklar, birazdan anlatacağım. Gider eklenen gider kayıtlarınızı oluşturdunuz ve gelir ve giderlerden de bir hesap ücreti alabiliyorsunuz. Yine defterlerinizi buradan oluşturuyorsunuz. Belirli tarihlerde oluştur dediğiniz zaman bakın gelir vergisi başkanlığı görüyor musunuz? Şuradaki açılış onayını otomatik yaptı. Yani siz veri girmeye başladığınız zaman defter oluştur dediğiniz anda gelir vergisi başkanlığı otomatikman açılış onayını oluşturuyor. Kapanış onayını da işte gelir vergisi beyannamesini takip eden ayın son günü otomatik olarak oluşturacak. Yani demek ki aslında bir defterin açılış ve kapanışı var. Beyannameler kısmında işte KDV 1 beyannamesi, KDV 2 beyannamesi ve damga vergisini attılar. Burada muhtasar beyannamesini falan göremiyorsunuz. İlk atarlarken veri tabanında bir problem oldu muhtemelen. Kontrol F5'e basın. Mesela muhtasar beyannamesini göremiyorsunuz, görmeniz gerekiyor. Kontrol F5'e basın çat diye geliyor. O herhalde bir şeyleri çalıştırıyor arka tarafta. Böyle sıkıntı yaşadığınız zaman hemen sizi kurtaracak butondur o. Damga vergisi defteri, mesela başvuru sırasında şöyle bir durum daha vardı. İşletme defteri, serbest meslek defteri ve damga vergisi diye seçenekler vardı. Bazıları damga vergisi ve defterini seçmediler. Bunu ne yapacağız diye soruyorlardı. Şimdi onunla ilgili düzenleme yaptılar. Onlardan da bahsedeceğiz ama beyannameyi oluşturmak için illaki defter tutmanıza gerek yok. Her zaman bir mükellefiyetiniz varsa damga vergisini tutacaksınız. Onun dışında veri girerek de bu damga vergisi beyannamesini oluşturabilirsiniz. Mali bilgilerin kısmında size özel raporlar oluşturacaklar. Kullanıcı bilgilerinde ise, bakın ben mali bir şey olarak veri girdim, sisteme girdim, kullanıcı açmam gerekiyor. Ben herhangi bir kişinin TC kimlik numarasını yazıyorum buraya. Bu benim TC kimlik numaram. Sorgulatıyorum. Bakın açamıyor. İlla ki bu meslek mensubunun yanında çalışan birisi olması lazım. İşte burada SSK'dan bu bilgileri çekiyorlar. Sorgula dediğim zaman, eğer bu meslek mensubunun yanında çalışan birisi ise artık kullanıcı açabiliyorum. Onun dışında kullanıcı açmanız mümkün değil. Yani yanınızda mutlaka birisinin çalışıyor olması lazım. Bu da aslında bu sistem için bizim için koruyan bir sistem özellik olmuş oldu. Bunun dışında kimse bu sistemde veri giremez. Ha bu açtığım kullanıcılara
yeni belge eklesin, listelesin, silsin gibi yetkiler verebiliyorsunuz. Ayrı ayrı. Ekranlarda şimdi göreceksiniz. Onun dışında başka bir işlem yapamaz. Yetkilendirme işlemlerinde de işte burada seçmiş olduğunuz kullanıcıya göre seçiyorsunuz. İşte gelir eklesin, gelir silsin, gelir işte gider eklesin vesaire gibi yetkilendirmeleri yapabiliyorsunuz. Şurada dış sistem kullanıcısı var. İşte programların web servisle entegrasyonu buradan sağlıyorsunuz. Burada işte herhangi bir tanesini seçiyorsunuz. İşte burada Mikro.com geliyor. Bizim ismimiz yok. Şimdi onunla ilgili açıklamayı da söyleyeceğim size. Mikro.com geldi. Ben burada çalışmak istiyorum diyorsunuz. Oluştur butonuna basıyorsunuz. Size bir API script ve API key diye iki tane bilgi veriyor. Bunu bir PDF dosya halinde verebiliyor. Bunu programla ilgili alana yazıyorsunuz. Ve artık sadece girmiş olduğunuz gelir ve girmiş olduğunuz giderleri aktarabiliyorsunuz. Başka bir özelliği yok. Bir de listeleme var. Başka bir özelliği yok. Şimdi biz ne yapıyoruz peki? Biz biliyorsunuz defter beyanına veri gönderebiliyoruz. İsmimiz orada değil. Biz orada robot teknolojisiyle çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Yapmış olduğunuz gelir ve giderleri, şimdi ekranlarına bir örnek göstereceğim. Alıyoruz. Sanki siz veri giriyormuşsunuz gibi gelir dersi başkanlık şifrenizi kullanarak verileri oraya yazıyoruz. Bunun güzel tarafı şu, yeni gelir ekleme işlemlerini de yapabiliyoruz, listeleme işlemlerini de yapabiliyoruz, silme işlemlerini de yapabiliyoruz. Bir hafta sonra göreceksiniz, muhtasar beyannamenizi de dolduracağız. Hani söylemiştik ya muhtasar SGK'da işte zor diye, muhtasar SGK'yı da dolduracağız. Ama web servisi kullanan hiçbir program bunu yapamaz. Çünkü burada web servisinde böyle bir özellik yok. Bu bizim ismimizi ne zaman göreceksiniz? Bizim ismimizi yani sadece görülsün diye yaklaşık bir 15 gün sonra da bizim ismimizi görürsünüz. Ama bu çalışmanızı engelleyin. Sadece görünsün diye. Bakın göreceksiniz, bizim diğer teknolojimizi daha çok kullanacaksınız. Daha fonksiyonel olur. Ve şurada defterlerinizi seçebiliyorsunuz. Hani başvuru sırasında diyelim ki damga versin atladınız. Ya da başvuru sırasında hem serbest meslek hem işletme defteriniz var. Diyelim ki bir veteriner. Ne yapıyor? Serbest meslek faaliyeti var. Onun köpek maması satıyor. Tuttunuz, unuttunuz onu. Hemen burada aç butonuna bastığınız zaman artık işletme defterlerinizi de açabilirsiniz. Ve başlangıç tarihi olarak da eğer önceden beri böyle işletme defterini tutuyorsa 1-1-2018 seçeceksiniz. Bundan sonra mükellefiyet tesis olursa da hangi tarihte tesis edildiyse işletme defteri onu seçerek devam edeceksiniz. Ve şurada sağ üst köşede işletme defterine geçeceksiniz. Serbest meslek defterine çalışmak istiyorsanız da yine sağ üst köşede serbest meslek defterini seçerek işlem yapacaksınız. Ayarlar kısmında eklemiş olduğunuz gelir türleri var. Dedik ya giderler standart, gelirleri kendiniz açabiliyorsunuz diye. Burada standartta gelir açabilirsiniz. Bakın orada ismi görülen hiçbir yazılım buraya gelirleri otomatik ekleyemez. Biz ekleriz. Çünkü bunu robot yapıyor işte. Orada gideceksiniz, gelir ekleyeceksiniz. Geleceksiniz, diğer programda bunları ekleyeceksiniz. Oradan entegre etmeye çalışacaksınız. Güzel taraflarından bir tanesi. Burada beyanname işlemleri var. Oluşturduğumuz kayıtlardan artık KDV beyannamesi, KDV2 beyannamesi, damga vergisi, muhtasar beyannamesi, SGK, geçici vergi, gelir vergisinin kayıtlarını otomatik oluşturacağız. Adamların elinde ne var? Kanun kabul edilen giderlerimiz var. Kanun kabul edilen giderlerimiz var. Amortismanla ilgili bilgilerimiz var. Her şey ellerinde. Dolayısıyla bu beyannameleri otomatik bir şekilde oluşturmuş olacağız. Şurada da mükellef yönetimimiz var. Bu da aracılık sözleşmesi yapmış olduğunuz mükellefler geliyor. Hızlı geçiş yapıp onun kayıtlarına işlem yapıyorsunuz. Şimdi birkaç tane husus var. Mesela SGK teşvikleri vesaire bunlar nasıl girilecek? Bunlarla ilgili 2-3 tane konu var. Mesela bunlarla ilgili nasıl veri girilecek? Onları göstereyim. Şimdi sistemde 2 tane tarih var. Hem gelirde hem giderde. Defter, kayıt tarihi ve belge tarihi. Dikkat ettiniz mi? Ne işe yarıyor? Diyelim ki bugün ayın 16'sı. Burada 16 Mart yazdım. Burası da 16 Mart geliyor. Şurada Ocak ve Şubat'ı göremiyorum. Ne anlamı var? Geçmiş önceki işlem yaptırtmıyor değil mi? Defterle belge türü aynı. Peki. Giderlere geldim. Şurada 16 Mart tarihini seçtim. Burada da Ocak ve Şubat'ı seçebiliyorum. Mesela Ocak'ın 12 istiyorum. Ne işe yarıyor? Evet. Şöyle bir sistem var. Biliyorsunuz gider kayıtlarınızı yıl sonuna kadar kayıt yapabiliyorsunuz. Dönemsellik gereği. Gelirlerde bunu yapma şansınız yok. O yüzden sizi böyle kısıtlamışlar. İlla ilgili döneme yazdırıyor gelirlerini. Giderlerini de
belge tarihiniz Ocak olabilir ama gidip Mart ayına bu belgeyi defter ve beyannamelerine yansıtmak istiyorsanız defterlerine, defter kayıt tarihi sizi hangi tarihteki mali verilere ulaştırmak istiyorsa o tarihe yazıyorsunuz. Mart'sa Mart. Belge tarihi de Ocak, Şubat vesaire istediğiniz yazabiliyorsunuz. Yani gelir ve gider arasında böyle bir fark var. Üstad da önce söyledi ya, TC kimlik numarası ve belge kimlik numarası zorunlu diye. Doğru. Bazen alamıyoruz. Böyle hemen diğer tebliğler gelsin aklınıza. İşte giderlerde 2-2, gelirlerde 1-1 yazabilirsiniz. 0-0 yazabilirsiniz. Ama yazmanızı tavsiye ederim. Yani neyse onu yazın. Ama bazı durumlar var ki postlarda almak zorunda değil. Almak zorunda olmadığınız durumlarda şurada serbest meslek post diye bir kısım var. Oraya geliyorsunuz. Şurada nihai tüketici diye bir seçenek var aşağıda. Bunu seçtiğiniz anda artık size TC kimlik numarası, belge kimlik numarası sormaz. Burada direkt belge kimlik numarası, TC kimlik numarası olmadan işlem yapabiliyorsunuz. Mesela ücret bodrosunda muhtasar bir anlamda size nasıl yansıyacak? Hani dedim ya otomatik yansıyacak, güzel tarafı da o diye. Şurada personellerle ilgili gider kayıtlar var. İşte tesiki zararı olmayan giderler diye seçiyorsunuz. Normal alım. İşte çalışanlara ait bodro giderleri. Şurada brüt ücreti seçiyorsunuz. Aşağıda stopaj var değil mi? 0.11 vesaire. Bunu yazdığı zaman ne olur? Hiçbir şey olmaz. Neden olmaz? Burada brüt ücret rakamını yazacaksınız. Stopajı %15'den %20'den direkt alıyor. Ama genel olarak söylediği ki dilimlere göre oluyor. O zaman beyannameye yansıtmıyorlar işte. O yüzden ne yapmanız lazım? Muhtasar beyannamelerini elle doldurmanız gerekiyor. Böyle bir kötülüğü var sistemin. Neden? Personel modülü vesaire yok. Ama yakında biz de look olarak burada siz muhtasar beyannamenizi otomatik oluşturacağız. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama buraya girdiğim yeri muhtasara gelir mi diye düşünmeyin. Muhtasara elle dolduracaksınız. Bunu da zaten Gemi Ders Başkanlığı biliyor. Mesela teşvikler. SGK teşvikleri alıyoruz. Peki bu SGK teşviklerine nasıl gireceksiniz? Biliyorsunuz birçok özelge var. Hem adamlar şey yapabiliyorsunuz, bir gelir kaybı oluşturabiliyorsunuz, hem de giderden düşürebiliyorsunuz. İki sistemi de açmışlar size. İki sistemde de yine girişi yapabiliyorsunuz. Yine teşvik zararı olmayan giderleri seçiyorsunuz. Gelir yapacaksınız yani seçiyorsunuz. Normal alımı seç... pardon şuradan gelirlere geçeceğim. Teşvik zararı olmayan gelir. Normal alış, satış. Burada da diğer hasılatı seçiyorum. Şurada da en aşağıda ARGE teşvikleri, SSK teşvikleri diye seçenek var. Eğer siz SSK teşviklerini, ARGE teşviklerini de gelir yöntemini belirlemişseniz buradan gireceksiniz. Gelirler çok karışmıyor. Özelgeler var. İşte bu bir aktardığında. Biz Luka'dan mı? Evet. Luka'dan da yine aynı şey, Mustafa şey var. İki tane seçenek var bizde. Gelire yansıt ya da maliyetten düş. Ona göre de biz zaten bunu otomatik yapıyoruz. Eğer ben bunu giderden düşün derseniz, o zaman yapmanız gereken tesis zararı olmayan gider, normal alım. Burada çalışan bodrolara ait giderler, bodroya ait giderler. Şurada işsizlik işveren, SGK işveren payı diye bir kısım var. Burada ne yapacaksınız? Teşvik rakamlarını düşüp öyle yazacaksınız. Eğer manuel yazmak istiyorsanız da uygulama bu şekilde. İşte mesela buyurun. Cep telefonlarıyla ilgili o videoda da var da. Evet. Özellikle iletişim davranlarken. Aynen öyle düşünüyorum. Ben hani videolarda olmayanları anlatmaya çalıştım size ama. Şimdi ama nihai tüketici bir hepsini yazabilir diye. Mahkeme evet. Kararı var. Aynen. Yazabilir. Yani onu ayırmak zorunda değil arkadaşlar. Bu... Aynen öyle. Çünkü işte özel iletişim vergisi falan aslında kanun kabul edilmeye gider. Gidere yazmak zorunda değil. Ayırabilir. Yazacaksanız da orada kanun kabul edilmeyen giderleri yazmanız gerekiyor. Beyannamede onu düşerek getiriyorlar. Bir o var. Bir de mesela KDV beyanlam, KDV'si tutmayanlar olabiliyor. Mesela noter var. Ne yapacaksınız? Direkt tutarlara müdahale edemiyorsunuz KDV tutarlarına. Rakam yazıyorsunuz, KDV'sini kendi hesaplıyor. Niye? BDT programını düşünün. Yazıyorsunuz matrağı, otomatik getiriyor ya. Tamamen mantık bu. Biz ne yapmalıyız? O zaman iki satır şeklinde gireceksiniz buna. KDV'si. Bir tane KDV'si gireceksiniz. Orada KDV'si sıfır, KDV'si olmayan diye bir şey var. Bir tane satır öyle gireceksiniz. Bir de KDV 250 hesaplayıp KDV matrağını bulup öyle gireceksiniz. Yani sistemle veri girmek aslında çok da kolay değil. İşte damga vergisiyle ilgili illaki beyannameye yansıtmanız gereken bir durum varsa yine buradan işte
faturayı seçiyorsunuz. Faturayla ilgili damga vergisi. Normal alımı seçiyorsunuz. Şurada serbest meslek kazanan cinayet giderler var. Gelir vergisi 68. Buradan da artık beyanname damga vergisi diye şurada seçenek var. Bunu girerek de direkt damga vergisi olacak verileri girebiliyorsunuz. Sistem bu şekilde çalışıyor. Ben size bu kadar da bunu nasıl yapıyoruz? Biraz ondan da bahsedeyim. Üstad bir şey soracağım. Tabii ki buyur. Her ay oluşturduğumuz defterleri, yani daha doğrusu her ay defter oluşturacak mıyız? Her ay defter oluşturmayacaksınız. En son değil mi? Tabii, aynen öyle. Zaten ne zaman defter oluşturacak, yani sizinle alakalı bir şey, o görüntülemeyle alakalı bir şey. Bütün bilgiler zaten yeni dersin sisteminde var. Sadece oluştur dediğiniz zaman orada rakamları görmeye başlıyorsunuz. Veriyi sistemden çekiyor, sizin görebileceğiniz şekilde. Herhangi bir onay kayıt yapmayacak. Yok, yani. Hayır. Biz ne yaptık? Bir kere defter beyan sisteminde iki tane yöntem üzerinden çalışacaksınız. Hangisini tercih ederseniz, ben valla mali müşavir olarak hiç gidip de web servisinde çalışmam. Ama şuraya bir tane alan attık. API script ve API key diye. 15 gün sonra isminizi göreceksiniz. Orada oluştur dediği zaman buradaki bilgileri alacaksınız, buraya yapıştıracaksınız. Web servisinde çalışabilirsiniz. Ya da hiç onunla uğraşamam. Burada işte gelir dersi başkanlığının kurum şifreleri var. Kullanıcı adı ve şifre kısmı. Bunu girersiniz. Bunlar gibi olması gerekiyor sistemde. Şuraya basarsınız defter beyana. Gelir karşınıza. Tarihleri yazarsınız. Listelersiniz. Bakın gelir alt türleriyle ilgili bir kısım var. Görüyor musunuz? Bunları şu an için hiçbir program yapamaz. Biz kaydet ve senkronize ediyoruz. İsterseniz gelir dairesinden çekiyorsunuz. İsterseniz de gelir dairesine bu gelir türlerini ekleyebiliyorsunuz. Şu an hiçbir program bunu yapamaz. Ekledi bakın. Gitti defter beyan sistemine gelir alt türlerinizi ekledi. Şimdi gelirsiniz burada. Karşınıza sadece veri girerken şurada TC kimlik numarası ve vergi kimlik numarası bilgilerini gireceğiniz ekran var. Sadece bunu girmenizi istiyoruz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Geldikten sonra da burada işlemler kısmı var. Şurada cari bilgileri sorgula kısmına bastıktan sonra noterlerden bu bilgileri sorguluyor TLM şifreleriyle. Siz ne yapıyorsunuz? Aldıydı, vergi dairesi bilmem ne hiç uğraşmıyorsunuz. Bütün bilgileri çekti sistem. Ondan sonra da şuraya geliyorsunuz. Defter beyan sistemine gönderiyorsunuz. Güvenlik şifresini yazdım. Tamam butonuna bastım. Sistem bunlarla ilgili verileri gönderiyor. Defter beyan sisteminde de bu verileriniz kayıtlarınız otomatik bir şekilde oluşmuş oluyor. Peki doktorlar. Bu mükelleflerinizi de aynı şekilde verirsiniz. Zaten aracılık sözleşmesi varsa mükelleften geldiği zaman ondan gönder derseniz işlemlerinizi otomatik bir şekilde oluşturabiliyor. Giderler de aynı şekilde. Burada entegrasyonla çalışıyoruz. Mesela diyelim ki personel kartlarınızı oluşturuyorsunuz. Biz biliyoruz ki gelir dairesindeki defter beyanındaki personelle ilgili derler hangisi? Bunlarla ilgili uğraşmıyorsunuz. Amortisman kayıtları neler? Onları biliyorsunuz. Bunlarla uğraşmıyorsunuz. Göndermiş olduğunuz kayıtları aynı şekilde silebilirsiniz de. Defter beyan sisteminden silmeyebilirsiniz. Şurada ekranlarda arama koşulları var. İstediğiniz gibi filtreleme şansınız da var. Yani ben gruplayarak göndereyim diyebilirsiniz. Aynı Excel'deki filtreleme özelliği gibi ararsınız. Ona göre filtre ararsınız. Gönderirsiniz. Ben işte bu kayıtlarda değişiklik yapmak istiyorum. Gelir dairesinin defter beyan sistemindeki farklı belge türlerini atmak istiyorum. Tamam, o zaman gelirsiniz şurada da belge türlerini vesaireyi değiştirirsiniz. İşleminizi yaparsınız. Ve defter beyan sistemine verilerinizi gönderebiliyorsunuz. Yaptığımız işlem bu. Dolayısıyla orada isminizi görmüyorsunuz diye korkmayın. Zaten sistemde verilerinizi bir aydır, önce de biz çıktık zaten. Sosyal medyalarda takip etmişsinizdir. Verilerinizi otomatik bir şekilde gönderiyoruz. Bundan herhangi bir ücret almıyoruz. Standartta herkese zaten sunduk. Bu ücret, bu hizmetimizi ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Defter beyanla ilgili sormak istediğiniz soru var mı? Defter beyanla ilgili sorunuz yoksa, isterseniz şu elektronik defterde bir bakalım, veri kayıtları nasıl yapılıyor, defter nasıl gönderiliyor, bir de ona bakalım. Ondan sonra soru cevap kısmına geçeceğiz. Sorularınız olursa da bunları cevaplarız. Namaz vakti de var herhalde, bir yarım saatimiz var. Yarım saatte bunu toparlarız arkadaşlar. Uygun mudur? Ara verelim mi? Verelim.
Vermeyelim çünkü işimiz gücümüz de var. Hem de şey yaparız. Camiye gidecek olanlar da var. Bundan olup gidecek olanlar da var. Tamam. Yani şu direktörlük defteri de tamam diyor. Şimdi elektronik defteri çekiyorsunuz. Mutlaka bir mali mühür alınması gerekiyor. Mali mühürler 3 yıllık alınıyor. Yeni geçenler var mıydı aramızda? Yeni geçen yoktu değil mi? 2015'ten itibaren kullanan var mı? 2014'te. Sizin mali mühürleriniz bitmek üzere. Bitecek. 3 yıllık aldınız. Bitiyor. Peki bu mali mühür ilerlemet 3 yıl boyunca kullanılan bir şey mi? 3 yıl sonra atıyoruz diyoruz. Peki değişir mi? Şimdi şöyle bir durum var. Bu mali mühürün içerisinde bir tane sim kart var. Aslında bütün hikayeyi yapan o. Bu sim kartın içinde ne var biliyor musunuz? Bu sim kartın içinde B karne ve TC karne var. Başka hiçbir şey yok. Yani o kadar havalı bir şey görünüyor ama bunun içinde başka bir şey yok. Hikayesi yok. Ama tabii başka marifetleri var anlatacağım. Dolayısıyla diyelim ki Limited'den anonim şirkete geçtiniz. Ne oldu? Ünvan değişir mi? Değişir. Vergi kimliği değişir mi? O da değişir. Bu işe yarar mı? Yarar. Demek ki mali mühür bu gibi durumlarda olur. Peki ben sadece ünvan değiştirdim. Değiştirmem gerekir mi? Ünvan değiştirseniz de değiştirmeniz gerekir. Yani bu iki bilgiden bir tanesi BKN ya da işte ünvanda herhangi bir değişiklik olursa bu mali mühür hiçbir işe yaramaz. Mali mühürler ilk aldığımız zamanlar siz 2015'te 2014'te aldığınız zaman 700 liraya falan almıştınız değil mi söz? Şimdi 324 liraya kadar düştü. Güzel tarafları da bunlar tabii. Yakında bunlar daha da düşecek. Aslında demek ki maliyeti bu kadar değil. Biliyorsunuz elektronik ortamda başvurularımızı yaptık. Hedeflerle ilgili böyle girişler yapmak gerekirse 2-3 tane terim var çok önemli. Bunlardan bir tanesi hashcode denen bir şey. Hashcode nedir? Bir parmak izi. Elektronik hedeflerin parmak izi. Bu çok önemli. Buna çok dikkat edin. Bir de hedefler uygulaması var. Bugün hangi defterlere elektronik defter tutacağız? Bu elektronik defterler nasıl tutulur? Her şey e-defter uygulaması. Yani defter, beyan, defter, e-defter, .tr'de görüyor olacaksınız. Yeni defteri ve defteri kimlisiyorsunuz. Elektronik ortamda tutuyoruz. Geçenler için bu elektronik defterden kurtulmanın yolu var mı? Bir şirket girdi elektronik deftere. Kurtulmanın, mesela tasfiye bozar mı? Elektronik defteri. Tasfiye girerse elektronik defter biter mi? Bitmiyor. Mutlaka şirketin varlığının bitmesi gerekiyor. O tarihe kadar elektronik defter uygulamasını devam ediyorsunuz. Ama bir şey var. Mesela eğer ikinci sınıf firmanız varsa, bilançoyu göre tutuyordunuz. Sonra birdenbire gayri faale düştü firma ya da azaldı satışlar. Sonra bir baktınız ki ikinci sınıftan, birinci sınıftan ikinci sınıfa geçme haddini yakaladınız. Hemen geçerseniz ikinci sınıf defter tutmaya, o zaman elektronik faturadan kurtulur musunuz? Ondan. Kurtulamazsınız. Ama elektronik defterden kurtulabilirsiniz. Böyle de kurtulma şansınız var. Elektronik defteri aldığınız zaman şimdi yeni gönderecekler, 2018'e gönderecekler için de dikkat etmesi gereken noktalar şunlar. Belki daha önce gönderenler de dikkat etmemiştir ama bundan sonra gelirlerse çok fazla bununla ilgili sorgulama yapacak, kontrol yapacak, çapraz. Şunlara dikkat edin. Bir, elektronik defterde ünvana dikkat edin. Asla kısaltma kullanmayın. Çünkü bunlar Mersis'le eşleştirilecek. Orada Mersis'te kısaltma yok. Mesela anonim şirketse AŞ yazmak. İki, faaliyet kodunuza dikkat edin. En fazla yapmış olduğunuz işlemden ilişkin faaliyet kodunuzu yazın. İşte geçici vergide, yeni vergide birden fazla yazabiliyorsunuz. Onlar değil. Neyse Mersis'teki onu yazın. İki, şuradaki sözleşme tarihine dikkat edin. Elektronik defterlerde dönem atlarken ilk yiyeceğiniz gol burada olur. Mutlaka hangi dönemin defterini gönderiyorsanız tarih o olsun. 2018 ise 2018, 2017 ise 2017 olsun. Yani elektronik defter gönderen bir elektronik defter tutan bir mükellefiniz varsa onun sözleşmesini her yıl yenilemeniz gerekiyor. Bu da önemli bir kavram. Elektronik defterde kayıtlarınızı yapıyorsunuzdur, muhasebe kayıtlarınızı. Kılavuzları okuyor musunuz? Tamam. Hatırlatayım mı bir nasıl yapıyoruz kayıtları, nasıl yapmamız gerekiyor? Geçeyim ben. Anladım. Şimdi gelir dersinde biliyorsunuz, 2013'ten beri biz yeni kayıtlarımıza bir alan koymaya başladık. Ne o belge tarih, belge türü.
Şimdi elektronik defter de o belge türünden hareketle bu belge türlerini standartlaştırdı. 7 tane belge türü vardı. Fatura, çek, senet, müşteri satışı, alış, satış siparişi, belgesi, navlun, mahpus ve diğer diye 7 tane, 8 tane belge türü tanımlamış oldu. Kural ne? Bu kuraldan hareketle diyor ki her belge için bir tane yerine kaydı oluşturacaksın. İlk kuralı bu elektronik. Ama bunu bozan istisnai durumlar var, onlardan bahsedeceğiz. Şimdi elektronik defterle normal defter arasında GMI kayıtlarını kontrol ettiğimiz zaman, fişi kontrol ettiğimiz zaman farklılıklar neden ona bakalım. Şimdi hesap kodu, hesap adı, işte evrak tarihi, evrak numarası, belge tipi normal defterde de var. Açıklama var. Borç alacak, o da var. Bir sıkıntı yok. Ama elektronik defterde bir de bu kadı da var. Belki görmemiş olabilirsiniz. Ödeme yöntemi diye bir şey var. Bir de ödeme yöntemini kullanmanız gerekiyor. Ne zaman kullanacağız ödeme yöntemini? Yani bir belgenin üzerinde ödeme işlemi varsa kullanacaksınız. Mesela fatura kaydı yapıyorsunuz, 150-391 kasaya kapattınız, ödeme yöntemini mutlaka kullanmanızı istiyor. Ne yapacaksınız? Her bir satıra da ödeme yöntemini ekleyeceksiniz. Ödeme yöntemi olarak ne yazacağız peki bu durumda? Kasa yazmayacağız. Onlar da standart. Nakit, kredi kartı, çek, senet ve banka. Bu 3 tane, 4 tane ödeme yönteminden farklı bir şey kullanmayacaksınız. Çok gerekli bir şey mi? Valla bence hiç gerekli bir şey değil. Çünkü kasaya kapattığım belli. Kredi kartını kapattığım hesap kodu belli. İşte 100, 101, 102, 103, 321, 121 hepsi belli. Ne gerek var? İşte denetimler de kolay olsun diye yapıyor. Hiçbir denetçide bakmıyor. Gelir gelsin sorduk. Çok da şey yapmıyorlar, önem vermiyorlar. Ama ödeme yöntemi diye bir kavram var. Eskiden Z raporlarında falan bu kıyamet kopuyordu. Her bir ödeme yöntemi için ayrı fiş oluşturuyorduk vesaire. Şimdi ona çok dikkat etmenize gerek yok. Bunu da önemsemişsiniz mi? 2018, yani çok önemsemiyorlar. Yani ödeme yöntemi koyarsanız olur, koymasanız olur. Yani. Çok böyle uğraşmayın. Ödeme yöntemi. Yani yazabiliyorsanız, bizde kısa yollar falan var. Toplu yapabiliyorsanız yapın. Yapamıyorsanız çok önemli değil. Kendileri de işin içinden çıkamazlar. Yani düşünsenize Z raporunu. 3 tane ödeme yöntemi var. Çok fazla fiş var. Böleceksiniz, bir de aynı fişi 2-3'e böleceksiniz falan. Onlar da zaten sıkıntının farkındalar, çok önemsemiyorlar. Ama bir ödeme yöntemi diye bir kavram var. Nereden geliyor, nerede kullanmamız gerekiyor, onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi, tabii dedik ya, her belge için ayrı yerine kaydı oluşturmanız gerekiyor. Fakat istisnai 5-6 tane belge tipi saymışlar. Bunlardan bir tanesi fatura. Diyor ki, eğer diyor, sen diyor, e-arşiv faturası kullanıyorsan, e-arşiv faturada kullanmış olduğunuz bir icmal var. Ne yapıyorsunuz? Bunu takip edin. 15 gün akşamına kadar gelir dersine yüklediniz. O icmali tamamını diyor bir yemeği kaydına atabilirsin. Ama kural olarak ne yapman lazım? E-arşive geçmiş olman lazım. Bir de işte bayi bir sürü ya da kargo şirketiysen kullanabiliyorsun. Bir de hiçbir şekilde kısıta tabi tutmadan herkesin kullanabildiği toplaştırma daha söylüyor. O da şu. 10'ar günlük, 10'ar günlük diyor, faturaları ayırırsan ve kendi içinde türlerine göre istiflersen, alış faturası, satış faturası vesaire ve her 10 günlük kayıtta da 50 tane fatura geçmeyecek şekilde bir YM kaydını atabiliyorsunuz. Mesela 1 ile 10 arasında 50 tane fatura olacak. 51. olmayacak. 51. yine 1 ile 10 arasındaki başka bir fişi alacaksınız. Böyle böyle istiflerseniz diyor, o zaman bir toplaştırma yapabilirsiniz. Onun dışında her fatura ayrı bir YM kaydına gitmek zorunda. Banka işlemleri. Ne yapıyoruz? Banka ekstreleri geliyor. Bu banka ekstrelerini giriyoruz. Nasıl gireceğiz banka ekstrelerine? Banka ekstrelerinde aldığınız zaman hemen bakacaksınız. Satırda dekont numarası var mı? Eğer dekont numarası varsa bu satırı ayır, başka bir yemeğe kaydına atın. Ve belki türünüz dekont olacak. Evrak tarihinde dekontun numarasını atacaksınız. Ama baktınız ki ekstrelerde çoğunda yok. Kaydı aldınız, muhasebe kaydı oluşturacaksınız. Ne yaparsınız? O zaman diyor ki banka ayrıştır ve günlük bir YM kaydını atarsın diyor. İşte ayın 16'sına ait Garanti Bankası bir YM kaydında, Akbank başka bir YM kaydında. İkisini bir günün içerisine atmayacaksın ve bir gün de geçmeyecek. Yani 16'sı ve 17'si tek muhasebe kaydı içinde olmayacak. Günlük işleyebilirsiniz diyor. Böyle bir toplulaştırma var. Çek senet. Zorunlu belgelerden. Her